Halkın gündeminde birinci soru işsizlik. Ne diyorlar? 18 yaşına bastın mı milletvekili olacaksın diyorlar. Bir gencin babası geldi. Oğlum diyor 18 yaşında değil, 28 yaşında. Kaç yıldır işsiz diyor. Biz milletvekilliği falan istemiyoruz. Biz önce çocuklarımıza iş istiyoruz. İş, 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 iş istiyoruz diyor. 18 yaşındaki milletvekilini kimin için getiriyorlar? Bu Ankara'da oturan beyler var ya, kendi çocukları ve torunları için getiriyorlar. Demokrasi sadece benim sorunum değil, hepimizin sorunu. Gideceksiniz, şu soruyu kendinize sorun. Benim çocuğum var, 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, kaç aydır, kaç yıldır işsiz? Kaç ay, kaç yıldır işsiz? Sen buna iş mi buldun? Şimdi milletvekiliyle beni kandırmaya çalışıyorsun. Gençlerin oyunu almaya çalışıyor. Sevgili gençler, bu oyuna gelecek misiniz? Kimse bu oyuna gelmez arkadaşlar. Kimse bu oyuna gelmez. Çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Yatın kotranın vergisini sıfırladılar. Senin mazotunun üzerindeki vergiyi sıfırlamadılar. Şimdi düşün bakalım. Bu hükümet kimin hükümeti? Senin hükümetin mi? Yatçıların, koturacıların hükümeti mi? Artık bağımsız iradeni ortaya koymanın zamanıdır. Gelecek Türkiye'yi güçlü çizmenin zamanıdır. Demokrasiden vazgeçmiyoruz demenin zamanıdır. Senin mazotunda eğer vergileri sıfırlamayıp yatta sıfırlıyorlarsa sen de sandıkta onları sıfırla kardeşim. O kadar ağır bir faturayla karşı karşıya ki vatandaş. Vatandaş borç batağı içinde. 424 milyar lira vatandaşın borcu var. Kredi kartı, tüketici kredisi borcu. Peki vatandaşım kendisine sorsun. 424 milyar lira benim borcum var bankalara. Benim bu borcumu sıfırladı mı bu hükümet? Kimin borcunu sıfırlıyorlar? Bunların el üstünde tuttuğu bir müteahhit vardı. Milletin anasına şunu yapacağım diyen. Onun 424 milyon liralık vergisini ve cezasını sıfırladılar. Ama senin borcunu sıfırlamıyorlar. Şimdi düşün, vicdanına sor bakalım sevgili vatandaşım. Bu Ankara'daki beylerin hükümeti kimin hükümeti? 16 Nisan'da sandığa gideceksiniz. Bu faturayı artık ödemiyoruz demenin zamanı gelmiştir. Bu faturayı artık ödemiyoruz demenin zamanı gelmiştir. Bir sorumuz hep aklımızda olacak. Bir kişiye koskoca Türkiye Cumhuriyeti teslim edilir. Eğer bir kişiye teslim edelim canım, ne demek Türkiye? Bırak Türkiye'de onun olsun. Tapusu da onun olsun diyorsan git evet oyunu kullan. Sorumluluk sana ait. Hayır, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu 80 milyondan alıp bir kişiye teslim edemem diyorsan sandığa gideceksin. Onurunla, namusunla, ahlakınla hayır oyunu kullanacaksın. Bu bir siyasi partinin seçimi değildir. Bu başka bir seçim de değildir. Bu hak arama, adalet arama, birlikte yaşama, özgürce yaşama, kimlik sorgulaması yapmadan, kılık kıyafet sorgulaması yapmadan, inanç sorgulaması yapmadan 80 milyonun bir arada özgürce yaşayabileceği bir referandumdur. Gelin anayasa referandumunda sağa solu bırakalım, ileriyi geriyi bırakalım. Kim demokrasi istiyorsa, kim özgürlük istiyorsa, kim bu ülkenin vatandaşı olarak kendi ülkesinde rahat yaşamak istiyorsa el ele, gönül gönüle hayır oyu verelim.